Evet sevgili dostlar. Bolivar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. Aynı zamanda abone olursanız da mutlu olurum arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında. Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatay Sporu 2-0 mağlup etti. Ancak mağlup etmesi şöyle dursun. Sosyal medyada birçok yankıyla karşı karşıya kalındı. Şimdi Fenerbahçe'nin gollerini biliyorsunuz. Usay Samuel ve Cengiz Ünder attı. Uzun zaman sonra bu ikiliden de gol gelmesi aslına bakarsanız taraftarı da memnun etti diyebilirim. Ve futbolcuların da özgüveni arttı. Fred ve Bekao Bekao 10. haftadaki pendik karşılaşmasının ardından ilk kez 28. haftada yer aldı. Fred ise 6 maç sonra formasına kavuştu. Bakın bunlar var ya vicdansız rakamlar. Yani bunlar hiç hoş olmayan rakamlar. 10. haftadaki adam ta 28. haftada oynuyor. Niye? pendik saha zemininin dandikliğinden dolayı. Fenerbahçe'nin serisi devam etmiş oldu. Ligde oynadığı son 17 maçta mağlup olmadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri ayrıca ligde üst üste 3. galibiyetini de almış oldu. Ve Galatasaray'ın önüne de geçmiş oldu. İnşallah sezon sonuna kadar ve sezon sonunda sezon bittiğinde de aynı şey devam edecek arkadaşlar. Fenerbahçe'de 7 değişiklik son maça göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı diyor. Biliyorsunuz Ankara gücü maçında Fenerbahçe 3-0 yenilip kupaya veda etmişti. 7 değişiklik. Hani tek tek saymamın lüzumu yok. 3 eksik vardı. İrfancan Can Kahveci, Joshua King ve Alexander Ciko eksikti. Aslına bakarsanız özellikle İrfan Can'ın ve King'in olmadığı şu süreçte kanat oyuncularımızın kart yememesi çok çok önemli. İnşallah işte yemezler, cezalı duruma da düşmezler. Ama onun dışında da bir an önce iyileşmelerini de istiyoruz. Hatay galibiyeti hasret kalmış. Son, ligde son 4 karşılaşmalar 3 mağlubiyet. Bir beraberlikten ayrılmış. Ve sakatlığı süren Abur Cani'yi de Hilama Sarıkar cezası kadroda yok. Geri kalan herkes oynamış arkadaşlar. Tribünler dolu diyor haberde. Maç pozisyonuna başladı. Fenerbahçe şöyle yaptı böyle yaptı. Bekao sakatlandı çıktı falan filan. Inter Milan. Gerisini zaten biliyorsunuz. İsmail Kartal'ın ve futbolcuların açıklamaları var. İsmail Kartal'ın açıklamaları. Arkadaşlar kısa kısa sizi sıkmadan anlatmaya çalışıyorum. Maçtan önce söylediğim gibi bu maça çok iyi hazırlandık. Bir reaksiyon gerekiyordu. Bu akşam böyle oldu. 2-0 olduktan sonra çok net pozisyonlarımız vardı. Sonuçta kazanmasını bildik. Yüksek beklentim olan oyuncularım sahada beklentilerime çok iyi cevap verdi. Fred'in coşkusu enerjisi. Bekao'nun 4 ay sonra dönmesi. Ve iyi oyun çıkarması. Bütün takım buraya inanarak geldi. Maç kazanmak istiyorduk. Taraftarı 3, taraftara 3 puan ile mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Volkan Demirel benim kardeşim ve nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyoruz. Buradan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Yolu açık olsun diyor. İnşallah samimi olan bütün kardeşlerime söylüyorum. İnşallah Volkan Demirel kalan bütün maçlarını kazanır. Beşiktaş'a karşı kazanır, Galatasaray'a karşı kazanır, Trabzon'a karşı kazanır. İnşallah hepsini kazanır. Herkesle, herkes aynı mesafedeyiz diyor. Takımdaki oyuncuların hepsi üst düzey. Herkes aynı mesafedeyiz. Hepsine ne kadar sevdiğimizi biliyorlar. Şu ana kadar güzel geldik. Sezon sonuna kadar sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bazı oyuncuları oynamaları için bazılarını yıpratmamak için bu değişiklikleri yaptım. Zor bir deplasmandan 3 puan alarak güzel reaksiyon verdi takım. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum diyor. Kente galibiyet için geldiklerini vurgulayan İsmail Kartal. Öncelikle iyi reaksiyon verip iyi oyun ve mücadeleyle 3 puan alıp kalpsiz şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık diyor. Bekao Fred ile ilgili bazı oyuncuların da birkaç haftalık durgunluklarını üzerinden atarak, performanslarını çok daha yukarıya çekerek güzel bir oyun çıkarttık. Attığımız iki golün haricinde hem ilk yarıda hem de ikinci yarı girdiğimiz çok net pozisyonları değerlendirmedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum diyor. Maçı takip eden taraftarlara da teşekkür ediyor. Galibiyet Orman onlara armağan ettiğini söylüyor. <laughs> Şimdi ben bazı futbolculardan kesitler aldım arkadaşlar. Bazı futbolcuların konuşmaları çok tuhafıma gitti. Mesela Osayi Samuel'in konuşması. Ben şunu da söyleyeyim. Osayi'nin gol atması da sevindirdi. İyi dönüş döndü. Önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son maçtan sonra güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık. Milli takımdan döndükten sonra ilk maçımızdı ve fark yaratmam gerekiyordu. Lig uzun bir maraton. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Konferans Ligi'nde kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Konferans Ligi'nde kazanmak istiyoruz. Yani bu da ilginç. Fiziksel anlamda ağrılarım vardı. Turnuva zordu ve bu ağrılardan dolayı idman kaçırdım. Döndükten sonra fiziksel anlamda çalışmam oldu. Şu anda daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyorum. Daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum diyor. Şimdi farkındaysanız o sahi 90 dakikayı tamamlayamıyor. Ankara gücü maçında sol bek başlatılmıştı mesela. Yani o maçta bence başlaması da yanlış da neyse. Mert Hakan Yandaş bana sorarsanız maçın adamı Mert Hakan Yandaş. Hani bana sorarsanız, ha bana sormazsanız da siz bilirsiniz arkadaşlar sormazsanız da canınız sağ olsun. Bireysel performansdan ziyade takımın koyduğu karakter önceki senelerden dolayı daha güçlü dönüyoruz. Kaldı 10 hafta ve 10 final maçı. Camiamız yanımızda olsun. Herkes sabresin, Birlikte kalalım. Olursa olacak olmasa da faturayı istedikleri gibi keserler. Go for victory diyorum diyor. Fenerbahçe maç kaybedebilir ama öyle kaybedemez. Hoca gerekeni söyledi ama biz oyuncu grubunun da yeterince canı sıkıldı. Büyük oyuncular var ve önceki yıllar gibi kırılma olmuyor. Bak, aslında şeyi çözmüş, Mert Hakan olayı çözmüş kırılmayı. Güzel bir maç oynadık. Perşembe günü de sert ve diri bir takımda oynayacağız. Oradan da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Birlikte kalırsak şampiyonluk hayal değil demiş. Şimdi bak açıklama da ben şunu görüyorum. Aslında futbolcular farkında bak. Türk futbolcular farkında takımın normalde bugünlere kadar kırılmasının beklendiğinin de farkında. Kırılmadığının da farkında. Cengiz Ünder konuşmuş. Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay futbol oynama, oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Kaçta göz arasında hangi ara 9 attım. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum diyor. Baskı olmuyor. Ankara gücü maçında benzer bir pozisyon yakaladım ama atamadım. Burada attım. Ruslan ile Tadiş'te çok iyi anlaşıyorum. Kendime güveniyorum ve özgüvenim var. Daha çok maç var. Uzaktan gollerimi taraftara göstereceğim diyor. Bu arada 2021-2022 sezonunda Marsilya'da 13 gol atmış arkadaşlar. Kariyer rekorunu kırması için en az 4 gol atması lazım. Ben şunu da söyleyeyim. Sarı formayla çıktık mıydı? Cengiz oynadı mıydı? Ben bir rahatlıyorum. Hatta maç önü canlı yayında da söyledim. Tamam Cengiz'in maçı oldu bu maç dedim. Çünkü sarı formu oldu mu diye Cengiz mutlaka bir şey yapıyor. Ben açıkçası Ceko'dan, Tadiş'ten ben hatta Şimanski'den de bir şey bekliyordum ama Şimanski gol atacağı hırsıyla çok abarttı. Ama gelecektir. Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulunmuş. 8.30'da TV 8.30'da açıklamalarda bulunmuş. Neler demiş arkadaşlar? Fenerbahçe Ankara vücut travmasını rahat atlatmış gibi duruyor. Fenerbahçe ikinci yarı güzel oynamadı fakat doğru oynadı. İkinci yarı er oyun olarak istenilen taraftara veremedi fakat Hatay Spor'dan pozisyon vermedi. İstediğini aldı. Fenerbahçe ligin en iyi 4-3-3 oynayan takımı. Bakınca göreceksiniz zaten 4-2-3-1 oynadığı maçların hepsinde puan kaybetti. Şimdi 4-3-3'den 4-2-3-1'in farkı ne hocam? Arkadaşlar 4-3-3'te 3 üç tane orta sahanız olur. Yani tipik bir 6-8-10. 3'ü de birbirinden farklı olunca 4-3-3 olur. Ama iki tane önlü libero çıkarsan 4-2-3-1 olur. Yani genel olarak kısa net olarak bunu anlatabilirim. Hani çift 8, 3 tane 8, 2, 8, 1, 10 falan. Bunlar şey olabilir. Fred'in ilk 11'de oynadığı 15 maçta 14 galibiyet bir beraberlik almış. Hem de bu isim gol atmadan. Demek ki gol atmamasına rağmen oyun kurulumunda inanılmaz etkili. Fenerbahçe Mert Hakan'ın çıktığı ilk maçlarında 4 maçta 4 galibiyet almış. Bu tesadüf değil. Bu Mert Hakan çok iyi demek değil ama o sisteme uygun en iyi oyuncu demiş Fred yokken. O da kurun bahsetmiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim özellikle. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan takım 72 gol. En fazla net gol pozisyonuna giren takım 122 kez. En fazla isabetli şut çeken takım 196 kez. En fazla gol beklentisi yakalayan takım 70.43 kez ve rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım 998 kez. Yani bu kadar şey tesadüf derseniz ya ateistsiniz ya Galatasaraylısınız. Açık, net. Fenerbahçe şu anda bakın Fenerbahçe'nin şu anda ligdeki durumu 73 puanla lider. 28 maç 73 puan. Bakın bu puan ortalaması gerçekten son yılların Belki de Fenerbahçe tarihinin en iyi puan ortalaması olmaya doğru da gidiyor. Onu da belirteyim. Çünkü 28 maçta 2,60 gibi bir şey çıkıyor. Zaten full puan 3. Bu şekilde sürdürür. Kalan 10 maçını da kazanırsa zaten arkasına bakmasına gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Arkasına bakmasına gerek yok. Fenerbahçe açısından şunu söyleyeyim. Perşembe günü maç var. İstediğini aldı. Vitesi Rölantiye taktı. Gazdan ayağını çekti. Rölante de e, gemiyi limana yanaştırdı. Sessiz sakin bir şekilde de maçını bitirdi. Sakatlık yaşamadı. Kart cezası bir İsmail'inki var arkadaşlar. İsmail'in pozisyona bir daha baktım. Açıkçası ben şey olarak düşündüm. Ulan dedim Pendik'te sarımı yiyeyim de sarı kart cezası olayım da Trabzon maçında bunlar beni cezalı yapmasın diye. Hani bilerek yapmıştır diye düşündüm. Açık söyleyeyim ben bilerek yapmıştır diye düşündüm. Sonra baktım abi karnındaki Darbeyi gösteriyor. El insaf ya. Ya oyuncu kartına darbe almış. Hakeme de bu darbeyi gösteriyor ama sarı kart diyor. Atilla Kara olan. Dikkat et. Allah'la hakkı yenen mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Biz seni Allah'a havale ettik. Rabbim bilir sana ne yapacağını. Selahattin Baki'den Atay Spor maçının ardından Galatasaray'a salvolar. Şimdi aslında çok güzel cümleleri var. Bizim için son derece duygusal ve zorlu bir maç oldu. Hocamızı, taraftarımızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Perşembe günü de önemli bir maçımız var. Bugün de akıllı oynadık ve maçı kazandık. Şampiyonluk yolunda zorlu bir viraja döndük. Yalnız bazı şeyler var. Kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Kara olan ismi açıklandığında taraftarın bir reaksiyonu oldu. Bizim de kuşkularımız olmuştu. Bugün bakınca kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye gösterdiği cömert sarı kartlara bakalım. Bize verilen sarı kart pozisyonlarını rakibimiz yapınca kart çıkmadı. Her şeye geçtik 85. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Sportif olarak bu hiçbir şekilde açıklanamaz. Haksız mı? Yakla. Bir şey daha söylemek istiyorum. Özeneği rakibimizin atanmış başkanı. Lan, sinek geldi ya iki kere. Sinek 2 iki. Sinek 2 ile oynuyorsun. Bir dur ya Sinek. Bir yayın yapalım. Gerçi bu Sinek bu havada olmaz ki. Ya. Neyse. Bu federasyon bizim federasyonumuz. Biz seçtik. Memnunuz demişti. Geçen haftalarına hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu. İstifalarını istiyoruz diye açıklama yaptılar. Samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten hakem performanslarından uzun zamandır endişeliyiz. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa için İki ezeli rakip yabancı hakem başvurusu yapalım. Onların da samimiyetlerini görelim. Görelim. Şimdi arkadaşlar size oha Kerem yine dayak yemiş. Yok artık. Neyse biz ona karışmayalım. Bu arada Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sezon öncesi yapmış olduğum paylaşımın tarih kısmını keserek maç öncesi paylaştı şeklinde servis eden kitleleri nefrete sürükleyen gönderi sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiriz diyor. Yani yapılması da lazım. Selahattin Makin'in açıklamasına yönelik şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Galatasaray omurgalı bir takımsa, şerefli bir takımsa, hakemlerden şikayetçi mi şikayetçi? O zaman başvuruyu onlar da yapar. Yabancı hakem ister. Mesela Fenerbahçe derbisi. Şey. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlarım yemin ediyorlar. Diyorlar ki siz hakemlere dua Hakemler olmasaydı Galatasaray'ın 15 puan gerisindeydiniz. Biz de aynısını söylüyoruz. O zaman şöyle yapalım. Her kim hakem rakibi kolluyor deyip de yabancı hakem istemezse en adi şerefsiz namert insandır. Kabul müsünüz? En şerefsiz camia o camiadır. Bak ben Galatasaray'ın kollandığını düşünüyorum sezonun başından beri. Siz de Fenerbahçe'nin kollandığını düşünüyorsunuz. Kim kolluyor? Hakemler. İki tarafta hakemlerin kolladığını düşünüyor. İki tarafta Türk hakemlerine güvenmiyor. Tamam gelin. Yabancı hakem isteyelim. İstemeyen şerefsizdir. Var mısınız? Bakalım hangi şerefsiz camia istemeyecek? Böyle desek olur mu mesela? Hoş olur mu? Ya camia şerefsiz ne ilan ediyorsun hocam? Yönetimlerin suçu. Kime ne derseniz deyin. İstemeyen böyledir. Kabul müsünüz arkadaşlar? Namerttir. Alçaktır. Ya yeter. Yani bu ne peris bu ne lana turşusu. Selahattin Vakin'i bitireyim. Bu kart işlerine girmişken geçen hafta Galatasaray Antalya spor maçı var. Normalde zeneyi rakibimizin kırmızı kart görmesi gereken yerlerde faul bile çalınmadı. Faul çalınan yerlerde sarı kart bile çıkmadı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin aleyhine Galatasaray'ın lehine veren, verilen kartlara bakıldığı zaman kamuoyu bizim endişemizi paylaşacaktır. Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Ali Koç'un vefat etmiş aile bireyleri üzerinden bile siyaset yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de başkanımız önümüzdeki hafta bir açıklama yapacaktır diyor. Şimdi Selahattin Baki haklı bence. İki tarafta madem hakemden şikayetçi o zaman yabancı hakem gelsin. İstemeyen namerttir. Fred geri döndüğüm için çok mutluyum iyi oynadık ama daha yapacağımız çok şey var. Arada böyle imaj değişiklikleri yapmak gerekir diyor. Bu saç stiliyle kendimi daha genç hissediyorum. En önemlisi de eşim beğendi diyor. Ya eşim beğendiyse bize yani şey demek düşer. Şimdi Fenerbahçe çok güzel bir şekilde galibiyeti kutluyor. Futbolcular kutluyor. Herkes halinden memnun. Yalnız bir güruh var. Türk futbolunun kara yüzü, kara lekesi bir güruh var. Bu güruha göre herkes Fenerbahçe'ye yatıyor. Herkes Fenerbahçe'yi maç satıyor. Ancak bu güruha göre bütün hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor. Hatta o kadar kolluyor ki haddi hesabı yok. Hatta bu güruha göre Fenerbahçe yıllardır kollanıyor. Hatta bu güruha göre Fenerbahçe'ye hani herkes yenilmek için çaba gösteriyor. Hakemler Fenerbahçe'den yana, Federasyon Fenerbahçe'den yana ama yabancı hakem isteğine her zaman karşı çıkıyorlar. Çok zekice. Çok ama çok zekice. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı. Volkan Demir'e de çamur atmaya çalışanlar oturup eski futbolcularına çamur atabilirler. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Fark arttırabilirdi. Ama Rölantide maçı bitirmeyi tercih etti. Selahattin Marke'nin dediği kart olayı Antalya Spor maçında sadece BN Sports Trio ekibinin cümlelerine göre Galatasaray'ın 3 futbolcusu kırmızı yemeliydi. Kerem ikinci sarı yemeliydi. Ne oldu? Galatasaray Beşiktaş maçına 4 tane as oyuncusundan yoksun çıkacaktı. Belki Antalya'da 3 futbolcusu kırmızı yiyen Galatasaray belki de yenilecekti. Gitti 3 puan çık. Beşiktaş'a yenilirler de bu eksiklerle. Bir üç puan da 6 puan. Ligin kaderiyle oynandı. 3 kırmızıyla. Şanlıurfa'da bunu yapacaklar mı? Yine yapacaklar. Atilla Kara olan. Yemek nasip olmasın. Yani yemek nasip olmasın. Atilla Kara olan Cao Pedro sakatlanınca yanına varıp bağırdığını da hatırlıyoruz biz. Değil mi? Hatırlarsınız hazırlık maçında. Ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam Atilla Kara olan. Üstünü çizdik. Bundan sonra bizim maçlarımızda da rakibin maçlarına da verildiğinde en ağır tepkiyi biz vereceğiz diyecek. Uzun lafın kısası Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ilerliyor. Şampiyonluğa depar atıyor. İsteyen anırsın, isteyen bağırsın, isteyen çağırsın. Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Böyle gitmesi lazım. Kaldı 10 maç. Bu arada Zaha ile Icardi'nin birbirine girdiği iddiaları var. Ben bilmiyorum. Yani iddialara göre böyle diyorlar. Ben bilmiyorum arkadaşlar bu iddialar ne kadar doğru ne kadar yanlıştır. Onu geçin ben karışmıyorum. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'nin kazanması birilerini strese ciddi manada sokuyor. Ve bu strese soktuğumuz için de son derece memnunuz. Siz söyleyin. Sözünden dönen namert olsun mu? Yabancı kim istemeyen namert olsun mu? Buyurun yorumu arkadaşlar. yorumların size bırakıyorum. Görüşmek üzere.